Candarlı köyünde lezzet yolculuğuna devam ediyoruz ve şu anda hayatımda ilk kez böyle bir kek yapacağım. Ispanaklı kek. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu, tattınız mı ama ben hayatımda ilk kez duyuyorum ve ıspanaklı kekin yapılışını da sizden öğreneceğiz. Tatlı, kek, ıspanağı ben bağdaştıramadım. O yüzden tadını da çok merak ediyorum. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Tavsiye ediyoruz. Evet. Bakalım nasıl olacak görünüşü. Sizi izliyoruz. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı yoğurt, Tamam. 1,5 su bardağı çiçek yağı, kabartma tozu, vanilya, 4 yumurta ve ıspanak. Olmazsa olmazı. Bir bağ ıspanak. Evet. Tamam, hadi yapmaya başlayalım. Ispanaklı kek. Evet. Önce şekerimizi bir kabımıza alıyoruz. 2 su bardağı şeker. Evet. Üzerine yumurtalarımızı kırıp Tamam. onu iyice çırpacağız. Süper. 4 adet yumurtamız var. Evet. Şekerimizi Evinizde bunu mikserle yaparsanız sizin için daha kolaylık olur. daha kolaylık olur, daha Evet. güzel çırpılır. Evet. Biz şimdi böyle bir güzel şeker ve yumurta özdeşleşinceye dek çırpıyoruz. Şekerimiz ve yumurtamız Çırpıldı. çırpıldı. Tamam. Üzerine yavaş yavaş yağlarımızı ekleyeceğiz. 1,5 su bardağı yağımız vardı. Onları da ilave ettik. Birazcık daha çırpıp. Tamam. Önemli olan şekerin komple erimesi. Evet, o en önemli zaten iş. Evet. Bir güzel çırpmaya devam ediyoruz. Yağımız, şekerimiz, Evet. yumurtamız hepsi şöyle bir Yoğurdumuzu özdeşleşsin. ilave ediyoruz. Yoğurdumuzu da koyduk. Evet. Ispanaklı kekin şu anda yavaş yavaş aslında Şimdi hamurunu oluşturuyoruz. ıspanaklarını şurada. Evde ben bunu mikserle yapıyorum. Burada böyle bir imkanım olmadığı için doğrayıp da koyacağım içine. Tamam. Siz ıspanaklarımızı doğrayın. Ben bunu Evet. çırpmaya devam edeyim. Ispanaklı kek dünyanın en ilginç keki olacak. Çocuklarınıza ıspanak yediremiyor musunuz? Bakın, çocuklara ıspanak yedirmek için harika bir çözüm. Evet, bence de. Gerçekten. Ispanaklarımızı ilave ediyoruz. Allah Allah, çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Ispanaklarımız şu anda yumurtalarımızın içinde, sosumuzun içinde. Kekin içinde nasıl bir görüntü oluşacak? Ispanaklar nasıl duracak? Çok merak ediyorum. Anlamayacaksınız. Anlamayacağız mı? Yok. O zaman ben yaparım bundan sonra evde bol Evet, bol ıspanaklı inşallah. kek. Şu anda eminim ki ekranları başındaki izleyicilerimiz, bilmeyenler çok şaşırıyorlar. Kek ve ıspanak nasıl acaba birbiriyle uyum sağlayacak? Ben de sizin kadar merak ediyorum. Geri kalan ıspanaklarımızı da Yeterli bu kadar herhalde. yeterli, Yeterli. tamam. Bol ıspanaklı bir kek yapıyoruz. Bol ıspanaklı. Vanilyayı koyup karıştırmaya devam ediyorum. Vanilyamızı koyduk. Evet. Hamur kabartma tozumuz Evet, atıyorum. onu da atalım. Ve un. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Yavaş yavaş Ne kadar un karıştırıyoruz. koyuyoruz? Bunu kendi şeyime göre ayarlıyorum. Peki nasıl bir kıvamda hamur elde etmemiz lazım? İzleyicilerimiz yapmak isterlerse o kıvamı bilmeleri Çok lazım. koyu olmaması gerekiyor. Yoksa kabarmaz. Kabarmaz. Biz Evet. şu anda yaklaşık 1 su bardağı kadar un ilave ettik. Bu malzemelere oranla. Ama bakacağız. Evet. Akışkan ne çok sert, ne çok katı, ne de çok Evet. akışkan bir hamur olması lazım. Evet. Yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Şu anda yaklaşık 1,5 su bardağı kadar yaptı. Hamurumuz oldu. Ne çok katı ne çok akışkan bir hamur elde ettik. Orta kıvamda. Bu arada fırın tepsimiz de geldi. Yağımız da geldi. Şimdi bu Şimdi oldu. ne yapıyoruz? Tepsimizi biraz yağlayalım. Şöyle çok az bir yağ döktük ki kekimiz yapışmasın fırın Evet. tepsisine. Her tarafına yağ geldi fırın tepsimizin. Şimdi bir güzel Şimdi harcımızı döküyoruz. süper ıspanaklı kekimizi olduğu gibi fırın tepsimizi aldık. Çok merak ediyorum bu ıspanaklı keki gerçekten. Çok da güzel görünüyor. Şimdi fırınımıza koyalım. Ne kadar pişirelim, kaç derecede? 45 dakika hemen hemen. Tamam. 150 derecede. 150 derecede Evet. önceden ısıtılmış fırınımızda ıspanaklı kekimizi pişiriyoruz. Kekimizi fırına verdik. Ispanaklı kekimiz pişerken biz de krem şantisini hazırlayalım. Evet. Üzeri için krem şanti. Bir paket krem Bir şanti, paket bir krem. bardak sütümüz var. Evet. Bir bardak sütümüzü koyacağız. Tamam. Şöyle. Bunu dediğim gibi Çırpacağız. evde mikserle 5 dakikada hallolur bu ama burada öyle bir imkanımız olmadığı için Evet, böyle doğadayız yapıyoruz. çünkü. Evet, doğada olduğumuz için. Doğada harika bir kamp alanındayız. Krem şantimiz artık kekimizin üstüne sürülmeye hazır. Bu arada kekimiz de geliyor.
Emine ablacığım çok teşekkür ediyoruz. Bu arada kekimizi soğuttuk fırından. Çıkar çıkmaz soğumaya aldık. Niye diyeceksiniz? Çünkü krem şantiyi sıcak sıcak kekin üstüne boşaltamayız. Evet. Şimdi soğumuş kekimizin üstüne krem şantimizi dökelim. Evet. Oh, ıspanaklı kek. Gerçekten çok ilginç. Ispanaklı kek, krem şanti, ıspanak ve tatlı nasıl bağdaşacak? Ben de çok merak ediyorum. Çok güzel oldu. Düzledik de bir güzel. Ellerine sağlık Emine ablacığım. Hadi dilimleyelim. Dilimleyelim şimdi. Ispanaklı kek. Çok da şahane dilimledik. Nefis. Hemen spatulamızı rica edelim. Şimdi çıkartıyoruz. Bismillah. Oo, efsane. Evet, tabağımıza alıyoruz. Şöyle efendim. Bakar mısınız ıspanaklar ne kadar da güzel görünüyor. Aman Allah'ım, ıspanaklı harika bir kek yaptık. Eminim tadını merak ediyorsunuz. İnanın ben de çok merak ediyorum. İftarda tadına bakacağız. İnşallah. Bütün ıspanakları harika pişmiş. Krem şanti çok güzel görünüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.